Merhabalar kuzularım, tosunlarım, karboksil asitler ve esterler. İkinci video ile beraberiz. Aslında bu organik kimyanın son videosu olacak. Yani organik kimyayı bu videoyla bitiriyoruz sevgili çocuklarım. Hadi başlayalım. Karboksil asitlerin bazı özellikleriyle devam edeceğiz. Birinci videoda karboksil asitlerin özelliklerini, sınıflandırılmasını falan anlatmıştık. Burada da birkaç özelliğinden bahsedeceğiz gençler. Peki neymiş bu karboksil asitlerin diğer özellikleri? Birinci özellik. Karboksil asitler metallerle aktif metallerle tepkime vererek karboksilat tuzu ve hidrojen gazı oluştururlar. Arkadaşlar bu tepkime aslında bir organik reaksiyondan daha çok inorganik reaksiyondur ki karşına çıkabilir diye yazdım aslında burayı. Niye? Çünkü asit, karboksil asit sonuçta asittir. Asit olduğu için de aktif metallerle reaksiyona girer. Hatırlayacak olursanız tepkime türlerinden, hatta bu TYT konusudur. Asit artı metal, metal asit tepkimelerinden ürün olarak tuz ve hidrojen gazı açığa çıkar. İşte burada da bu vatandaşlar asit olduğu için aktif metallerle karboksilat tuz ve hidrojen gazı. Peki iyi de şurada bir tanım var. Karboksilat. Karboksilat dediğimiz şey ne? Karboksilat dediğimiz şey karboksildeki, karboksilli asitteki, şunu tekrar yazayım bakın. Aha şu yapı, bu karboksilli asitti. Şuradaki hidrojenin koparılmasıyla oluşan bu gruba karboksilat kökü denir. Peki nasıl okunur? Mesela tek karbonlu şu vatandaşımızın ismi HC çift bağ OOH'tı ve buna metanoik asit demiştik. Hidrojeni koparttım, karboksilat kökü oluşturdum ki buna metanoat ya da formik asitten türediği için format olarak isimlendirilir. Aynı şey iki karbonlu. İki karbonlu asitimizin ismi etanoik asitti, etanoat ya da asetat. 3 karbonlu karboksil asitimizin ismi propanoik asitti, propanoat ya da propionat olarak isimlendirilir. İşte bu hidrojenin koptuğu yere şimdi ne bağlanacak göreceksiniz. Aldım bir tane asit, asetik asidi aldım. Potasyumla yani bir A grubu metalleriyle tepkimeye soktum. Buradan K ile hidrojen gördüğünüz gibi yer değiştirdi. Hidrojen gazı açığa çıktı ve bağlandı. İşte buna biz karboksilat tuzu diyoruz. Bu vatandaş karboksilat tuzu. Artı yanına ne gazı çıktı? Hidrojen gazı açığa çıktı. Tekrar söylüyorum, bu özellik organik asitlerin asidik özelliğinden kaynaklanmaktadır diyoruz. Ve devam ediyoruz. Karboksil asitler yükseltgenmezler. Hatırlayın, alkollerde bahsetmiştik hatırlarsanız arkadaşlar. Hatta aldehitlerde de bahsettik biz bundan. Pak, sek, yok demiştik. Pak, sek, yok. Neydi bu? Primer alkoller 1 derece yükseltgenliğinde aldehit. Aldehitler yükseltgenliğinde karboksilli asit ya da karboksilik aside dönüşüyordu. Bakın karboksilli asit yükseltgenmiyor. Ama karboksilli asit ne yapabiliyor? İndirgenebiliyor. Nereye? Aldehite. Aldehit de indirgenerek neye dönüşüyor? Primer alkole. Şu neydi? Sekonder alkolleri yükseltgenliğinde keton, terser alkollerde yükseltgenme yok. Bizi ilgilendiren kısmı şurası. Karboksilli asitleri yükseltgenemez ama indirgenerek aldehite, hatta bir basamak daha indirgenerek primer alkole dönüşebilir. Kaldı ki burada indirgenme reaksiyonunu yazmışız sevgili çocuklarım. Aha bu vatandaş şu karboksilli asit, asetik asit, hidrojen, yükseltgenmeyi oksijenle yapıyorduk. İndirgenmeyi hidrojenle ya da hidrojeni bol malzemelerle yapıyorduk ki bu lityum alüminyum hidrür ya da sodyum bor hidrür gibi yapısında bol miktarda hidrojen taşıyan vatandaşlar görürseniz bilin ki oradaki organik bileşik indirgenecektir. İşte biz bu vatandaşı indirgediğimizde neye dönüşüyormuş bakın? Aldehite. Onu da indirgersek primer alkole. Önce indirgedim bu aldehit yapısı. Şunların da isimlerini yazayım. Şu vatandaş etanoik asit. Bir basamak indirgendik, aldehit oluştu, etanol oluştu. Bir basamak daha indirgedik, etanol ya da etil alkol dediğimiz bileşiğe dönüşmüş oldu sevgili çocuklar. Peki devam ediyoruz. Karboksil asitlerle esterler izomerdirler. Bunu buraya niye yazmışız bilmiyorum ama bunu zaten başta söylemiştik. Karbon sayıları aynıysa arkadaşlar, karboksil asitlerle esterler birbirinin izomeri sayılırlar. Hatta bunlara da fonksiyonel grup izomerisidir dedik. Karboksil asitler alkollerle önemli tepkimelerden bir tanesidir. Sağına soluna yıldız koydum. Bunu alkollerde de bahsetmiş olmamız lazım. Karboksil asitler alkoller ile esterleşme tepkimesi verirler. Kapatıyorum reaksiyonu. Bu reaksiyonu aslında biliyorsunuz siz. Nereden? Biraz sonra da bahsedeceğiz gerçi de. Yağ asitleri, biyoloji dersinden hatırlayın. Yağ asitlerinin gliserol ile tepkimesinden nötral yağlar oluşur. Ve 3 tane su açığa çıkıyordu hatırlarsanız. Orada oluşan bağ da ester bağı diyordunuz. İşte buradan aklınızda kalabilir. Yağ asidi yani karboksilli asitler gliserol, ol yani alkollerle esterleri oluştururlar ve ne açığa çıkar? Su açığa çıkar.
İşte burada olduğu gibi aldım bir tane karboksil asit. Yanına bir tane ne koydum arkadaşlar? Alkol. Bakın OH'larını böyle koydum ki daha net görürsünüz. Eğer okun üzerinde H artı görürsek neydi hatırlayın? Su çekeceği, nem çekeceği anlamına geliyordu. Ya da H2SO4 görürseniz. İşte buranın hidrojeniyle buranın OH'ı birleşir. Su oluşur. Şuradaki oksijen gelir. Şu karbona bağlanır. İşte bu bağ biz ne bağ diyoruz? Ester bağı. Şurada gösterecek olursak bakın şu bağ ester bağı. Peki gençler bakın burada bir şey daha bilirseniz daha iyi olur diye düşünüyorum. O da şu ki bu molekülün yani esterin bu molekül bir ester. Bu molekülün şu kısmı nereden geldi? Karboksilli asitten. Şu kısmı nereden geldi? Alkolde. Önceki mevzuatlarda şu bile soruluyordu. Hala belki bazı kitaplarda yer alıyor olabilir. Mesela adam diyordu ki CH3, CH, şuraya bir tane CH3 koyuyordu. C çift bağ O, O, CH, CH3, CH3. Şimdi böyle uzun bir ester veriyordu. Ve diyordu ki verilen ester molekülü hangi asitle hangi alkolün tepkimesinden oluşmuştur diye soruyordu. Dikkat edin karbonil ve R grubu. Nereden geliyor? Asitten. O zaman karbonil ve R grubu. Yani şu kısım karboksilli asitten, şu kısım nereden gelecek? Alkolden gelecek diyeceksiniz. Ve buna göre bu ikisinin tepkimesinden bu ester oluşmuştur diyeceksiniz sevgili çocuklar. Evet diyoruz ve karboksilli asitlerin özelliklerini bitirmiş oluyoruz. Şimdi geldik esterler. Aslında esterlerin ilk videomuzda karboksilli asitlerle ya da karboksilik asitlerle fiziksel özelliklerini şöyle bir karşılaştırmıştık. Şimdi işte esterlerde adlandırma ile başlıyoruz sevgili çocuklar. Peki nasıl adlandıracağız? Şöyle. Sevgili gençler, şu kısım nereden gelmişti bakın. Şu kısım daha doğrusu şuraya biz biraz önce karboksilat kökü demiştik. Tek karbonlu olduğu için buna metanoat demiştim ya. Aynı şey burası için geçerli bakın. Şurası değil mi? Metanoat, etanoat, iki karbonlu. Şurası etanoat. Sonra buraya geldim. Şurası benzoik asitten geliyor. Şurası benzoat. Tamam. Sonra şurası asitten geliyor. Şurası format. Bak aradaki farka bakın. Karbonil ve R grubu asitten. Değil mi? Bu taraf asitten geldiği için şurası benzoat olarak isimlenir. Karbonil. Bakın burada oksijene bağlı. Şurası alkolden geliyor. Şurası asitten geliyor. Tamam. Peki şimdi bunları belirledikten sonra ne yaptım? Şu anda asitten gelen kısımları belirledim. Onları da karboksilat kökü olarak isimlendirecek. Şimdi şuranın ismi ne? Metil. O zaman bu vatandaşın ismini yazıyorum. Metil metanoat. Metil metanoat olarak isimlendirilir. Veya metil format. Metil format. Özel ismi olanlar böyle de yazabilirsiniz arkadaşlar. Peki hocam ne yaptık şu anda? Şunu yaptık. Alkolden gelen kısmın alkil kısmını okudum. Metil. Şurayı karboksilat kökü gibi okudum. 1-2 sayfa önce hatırlayın burayı isimlendirmiştik ya arkadaşlar. Karboksilat kökü olarak video başladığımızda. Metil, metanoat. Şuraya geldim. Etil. İki karbonlu olduğu için etanoat. Etil, etanoat. Ya da özel ismi etil. Şurası iki karbonlunun özel ismi asetat, asetik asitti. Asetat. Geldim buraya. Şuraya bakın. Şurası alkolden geliyor. 3 karbonlu propil ama ortadan bağlı olunca izopropil oluyordu. İzopropil. 2 karbonlu olduğu için etanoat. Ya da izopropil. 2 karbonun yine özel ismi asetat. Geldim buraya. Buraya geldim. Bakın şu kısım alkolden geliyor. Ki burası toplam 4 karbonlu. Şu karbon tersiyer karbon olduğu için bu vatandaşın ismi, şuranın ismi tersiyer butil. O zaman tersiyer terbütil. Burası benzoik asitten geldiği için benzoat. Buraya gelince bakın burası asit kısmı burası. Yani tek karbonlu metanoik asit. Metanoat diyeceğiz. Peki şuraya ne diyeceğiz? Burası ise fenil. Hatırlayacak olursanız aromatik hidrokarbonlardan C6H5'ti burası. C6H5. O zaman bu vatandaşın ismi fenil metanoat. Metanoat ya da fenil format olarak isimlendirmesini yapacağız esterlerin sevgili çocuklar. Diyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi esterlerden birkaç fiziksel özelliklerden bahsedeceğiz gençler. Bunlardan bir tanesi esterler birçok meyvenin güzel kokunmasını sağlayan bileşiklerdi.
Güzel kokusu, hoş kokusu olan zaten 2 tür, 3 tür bileşik var. Birincisi aldehitler, ketonlar. Aldehitler, ketonlar, bir de esterler var. Bu üçüyle ilgili soru çıkabilir arkadaşlar. Parfümeri de kullanılır aynı zamanda. Muzun yapısında işte N-pentil asetat dediğimiz bir bileşik vardır ki onun kokusunu sağlar. Ya da portakalda N-oktil asetat dediğimiz bir bileşik vardır. Yağlar birer esterdir ve yağ asitlerinin gliserol ile tepkimesine oluşur. Bunu biraz önce söyledik, şimdi burada gösteriyoruz. Bakın şu asitlere biz yağ asitleri diyoruz ve stearik asit. Bu ismini bilmeme gerek var mı hocam? Bence bilsen de olur, bilmemesen de olur. Ama bu tepkimenin bir esterleşme tepkimesi olduğunu bilmen şart. Tamam. Stearik asitten kaç tane almışım? 3. Neyle reaksiyona sokmuşum? Gliserin. Niye 3 tane alıyorum? 3 tane OH var ya, ondan dolayı. Ne oluyor biliyor musunuz gençler? Olay şu. Buradaki OH ile şuradaki hidrojen birleşiyor ve neye dönüşüyor? Suya. Sonra şu karbon geliyor, buradaki oksijene bağlanıyor. İşte bu bağ ester bağı diyoruz. Biz 3 tane aldığımıza göre gördüğünüz gibi 3 yere bağlanacak ve bu şekil oluşacak. Şuradaki bağların, şu bağların her birine biz ester bağı diyoruz gençler. Oluşan bu yapı da işte esterdir. Yani yağlar birer aslında ester olarak bilinir. Bu tepkimeye de esterleşme tepkimesi denir diyoruz. Ve esterlerin önemli reaksiyonlarından bir tanesidir sevgili çocuklar. Geçiyoruz. Evet, esterler lanolin, balmumi, balzam gibi doğal maddelerin yapısında bulunur. Belki bu cümle ifadeleri ilk defa duyuyor olabilirsiniz arkadaşlar. Yeni müfredatın içerisinde geçiyor. Böyle ufak tefek çok temel bilgileri almaya çalıştım burada. Belki hatta abartmış bile olabilirim. Çok temel şeyleri bilirseniz bunlar hakkında, yani lanolin, balmumu, balzam hakkında çok temel şeyleri bilirseniz bence sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Gerisi çok çok da önemli değil. Peki neymiş bu lanolin? Yünlü hayvanların salgıladığı mumsu bir maddedir. Özellikle koyundan üretilen kozmetik sektöründe. Koyundan üretilen kozmetik sektöründe. Kremlerde, yüz bakım kremlerinde, el kremlerinde orada kullanılır. Sadece bu bilgiyi bilin yeterli arkadaşlar lanolin hakkında. Peki balmumu, balmumu duymuşsunuzdur, televizyonlarda falan görmüşsünüzdür, balmumu heykeller falan duymuşsunuzdur arkadaşlar. Doğal olarak tabii ki arılar tarafından üretiliyor, yapay olarak da sanayide üretiliyormuş. Peki kalıp çıkarmada, işte bu kalıp çıkarmadan kastettiği şey o heykellerin yapımı. Mum ve heykel yapımında gıdaların bozulmasını engellemek için gıda sektöründe kullanılır. Niye? Çünkü gıdanın etrafını sardığın zaman, bununla kapladığın zaman... Yapı korunaklı yapı olduğu için, korunaklı hale geldiği için arkadaşlar engellemek, bozulmayı engellemek için de kullanılabiliyor. Su çıkışını engelliyor çünkü sebzede, meyvede su çıkışını engelliyor. Su çıkışını engellediği için de bozulma gerçekleşmiyor. Balzam. Balzam bazı bitkilerden elde edilir, yine kozmetik ve sakız üretiminde. Özellikle burada sakızı bilirseniz iyi olur diye düşünüyorum. Sakız üretiminde kullanılır diyoruz. Esterler dediğimiz yapılardan bunlar. Ve bu videomuzla organik kimyayı bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki videodan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.